Bir 5-6 tane polis geldi çünkü arabada. Hatta yolu kapattılar. Çok kötüydü. Ay çok korkunç oluyor ya öyle şeylerde. Herhalde ay Allah korkusun ya. Aynen. Ay. Acımaya başladı değil mi? Gözü. Aynen. Nasır'ın ismi bu. Şöyle tutalım. Oranın içinden işte çıkıverse olmaz mı? Zaten çıkıyor. Problem tekrar oluşması. Çıkmasında sorun yok. Çıkıyor da işte oluşmasın bir daha. Ay keşke öyle olsa ya. İşte Mısır keşke öyle bir şey olsa. Tek seansa geçiverirdi yoksa. Evden o kaçıydı? 13 müydü? 14 müydü? Ben hiç hatırlamıyorum. O kadar çok vakit geçti ki. Bir ay sonra 2 yıl olacak. Olabilir. Bak şey, bakarsın defterine. Yazıyordur zaten. 13 ya da 14 Eylül diye hatırlıyorum. Olabilir. Bazı kişilerin nasırları öyle oluyor maalesef ya. Bitti. Bir kez daha alacağım şuradan. Tamam. Bir de şuraları alayım. Göldeyim artık. Orası çok acıyor. Evet. En çok acıyan yer orası zaten. Geri kalan o kadar acı vermiyor. Evet. Ama tam bir şey. Neler çıkıyor görüyorsunuz değil mi? Hı? Neler çıkıyor görüyorsunuz değil mi? Ay olsa olmaz mı ya? Ay keşke olsa ya. Nasıl dediğiniz öyle bir şey işte. Sürekli oluşuyor. Ve çok acı verici oluyor zaten. Şaban'ın bir tane filmi vardı biliyorsunuz değil mi? Kim? Şaban'ın. Adamın birisi mesela mafya. Birisi ayağına basınca bağırmaya başlıyor. Sanıyorlar ki adam korktu. Oysa ki dağ gibi bir şey yani. Sürekli nasırını temizlettiği bir tane adam var. Onu da tembihliyor. Sakın hiç kimseye söyleme nasırımın olduğunu diye. İsmini hiç hatırlamıyorum. Sonrasında Şaban onun ayağına basıyor. O işte onu yendi, helal olsun, koskoca kabadayı yıktı falan diyorlar. Kahraman ilan ediyorlar. Oysa ki sadece nasırına basıyor. Haberi yok.
Arıtan bir şey. Burası mı? Gördüm maalesef.